Peki hocam, tiroid bozukluğunun en önemli belirtileri nelerdir? Esra Hanım, tiroid hastalıklarını, tiroid bozukluklarını yani iki temel şeyde ayırmakta fayda var. Biri tiroid hormonlarının eksikliğiyle giden hastalıklar. Bunlarda daha konuşmanın başında da bahsettiğim gibi ağır çalışan bir vücut. Bazen bradikardi, yani kalp hızının azalması, kilo almak, üşümek, ağır aksak bir insan olmak, saçlarda dökülme, ciltte kuruluk, daha da ilerleyince vücutta ödem olur. İkinci grup ise tiroidin fazla çalışmasına bağlı olan hastalıklar. Tiroid fazla çalıştığı zaman da çarpıntı, sinirlilik, panik atak gibi kısmi böyle alevli davranış şekilleri, ondan sonra ciltte parlaklık, gözlerde dışarıya doğru çıkma, bu da ayrı bir tiroid hastalığıdır. Exophthalmos denilen, basido gravis denilen bir hastalık. Toplumda da böyle insanlar görmüşsünüzdür, böyle gözleri dışarıya doğru çıkan. Çünkü o aşırı hormon yapımına bağlı, işte basido gravis denilen bir hastalıktır o. Göz arkasındaki yağ yastıkçıklarında ödem olur ve gözü dışarıya doğru iter. Temel olarak bunlar dikkate alınması gerekir. Ve tabii tiroid hastalığının ilerleyen derecelerinde de kanser riskiyle mi karşı karşıya geliyor hasta? Evet, nodüllerde nodüller içerisinde tümör gelişme ihtimali vardır. Nodüllerin en çok dikkat edilmesi gereken noktası budur. Bir de bizim ülkemizde şöyle bir problem var. Benim yani tecrübemle de gördüm. Şimdi bütün kongrelere falan katılıyoruz. Dünyada esasında tiroid kanserlerinin yüzdesinde önemli bir değişiklik yok. Ama bizim ülkemizde bu oranlarda bir artış mevcut. Bunun nedeni de ben yıllar evvel yaşanan Çernobil'le ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Çernobil radyoaktif bir kazaydı. Bu kazadan dolayı serpintiler bölgeye, Karadeniz kıyısına vurdu ve o alan içerisinde biliyorsunuz 50 yıl falan geçmiyor etkileri. Dönem dönem tiroid hastalıklarında artışlara neden oldu. Şimdi ben de çok tiroid ameliyatları yapıyorum. Bu ameliyatlarda mesela ilk başladığım yıllarda daha çok benim yani iyi huylu tiroid ameliyatları yaparken şimdi yaptıklarımızda neredeyse yarı yarıya içerisinde tümöral hücre çıkmaya başladı. Bu da bizim ameliyatlara yaklaşımımızı değiştirdi. Yani çok evvelden sadece nodüller alınırdı tiroidin içerisindeki. Sonra bir kısmı alalım, bir kısmı geride kalsın diye bir konsensus belirlendi. Fakat şimdi nodüller varsa, hele de tümör şüphesi var ise hemen hemen ya near total dediğimiz tamamına yakını ya da tamamını alıyoruz. Bu da bizde bu yaşadığımız sıkıntılardan kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, tiroid kanseri, tiroid bezlerinin tedavisi, belirtileri nelerdir? Tiroid kanserinin esasında çok da dışarıdan bir belirtisi olmuyor. Bunda bir iyi taraf var. Son yıllarda yaşadığımız bu sıkıntılarda tiroidin 4 çeşit tümörü vardır. Daha alt birimleri de olmakla beraber. Bunlardan en iyi seyredeni, yani hemen hemen hani insana ölümcül olmayanı tiroidin papiller karsinomudur. İşte medülleri var, folikülleri var, daha anaplastik tiplerinden daha farklı saldırgan seyreden tipleri var. Neyse ki sıklıkla rastlanılan tip papiller karsinom. Papiller karsinom da çok rahatlıkla tedavi edilebiliyor. Belirtileri tabii ki boyunda şişlik. Bazen ilerlemiş olanlarda ses tellerine giden siniri tutup ona zarar verdiği için seste kısıklık meydana gelir. Hormonlarda bozukluk varsa daha evvel saymış olduğum hormonal değişiklikler olmaya başlar. Ama genel şey boyundaki şişliktir. Yutkunurken hareket eden tiroid bezindeki nodül. Peki bu kanserden nasıl korunacağız? Sigara mı içmeyeceğiz, sağlığımıza mı dikkat edeceğiz, yediklerimize mi dikkat edeceğiz? Evet. Yani tabii bu genel şeylerin hepsi diğer tümörler içinde olduğu gibi bu hastalık içinde geçerli. Fakat en önemlisi
Eğer ailede hele böyle bir şey varsa ya da yakınlarında da bir şey varsa aralıklı olarak kontroller yaptırmak, bir tiroid ultrasonu, bir hormonlara bakmak erken yakalamayı sağlar tanısal anlamda. Bir de dediğimiz gibi çok iyotlu tuz tüketmemek, çok da yoğun kara lahana tüketmemek ama kanser anlamında bence daha çok radyoaktivitenin de önemi var. Bir de çocukluk yaşlarında radyoaktif maddelerle karşılaşmamış olmak ya da boyuna ışın almamış olmak önemli. Bunlara dikkat etmek lazım. Ameliyat da mı tedavi süreci gerçekleşiyor yoksa ilaç tedavisiyle mi kanser yenilebiliyor? Evet. Şimdi onu şuradan başlayalım hatta. Tiroitte bir nodül varsa ne yapacağız? Şimdi tiroitteki nodüllere yaklaşımımız 10 milim sınır kabul ediyoruz genelde, yani 1 santim. Ama tiroitte bir tane nodül varsa, solid dediğimiz yani içi tıkız, dokuyla doluysa, fındık gibi mesela, bir de kistik olabilir, içi suyla dolu olan, bunlar daha çok iyi gösterir. Ama solid doku var ise içerisinde, o zaman radyologlar şimdi çok güzel, ultrason cihazları da çok ilerledi. Radyologlar çok iyi yorum yapabiliyor. İçerisinde bazen mikrokalsifikasyon odakları oluyor, böyle kireç çökertleri. Bunlar da tümörü düşündürebiliyor. Eğer radyolog baktığında tümör düşünüyor gibiyse nodülden, o zaman öncelikli olarak iğne biyopsisi yapmak lazım. İğne biyopsisiyle tiroid, onun da yeni bir sınıflaması çıktı şimdi. Orada eğer tümör hücresi şüphesi ya da tümör tanısı konur ise en kısa zamanda da ameliyatını planlamak lazım. İlaçla tedavisi yok. Mutlaka cerrahi operasyon olması gerekiyor. Evet, hele tümör varsa mutlaka.